Bu video Anadolu Üniversitesi çıkmış sesli sınav sorularıdır. Sorular vize, final ve yaz okulu dahil olmak üzere hazırlanmıştır. PDF haline ulaşmak isteyenler aşağıdaki açıklama bölümünden Telegram kanalımıza katılabilirler. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Ayrıca ilginizi çeken ve merak ettiğiniz konularla ilgili videolarımız için diğer YouTube kanallarımıza açıklama linkinden ulaşıp bakabilirsiniz. Hazreti Peygamber seferde ve misafirlikte bulunmadığı zamanlarda inen vahiylere ne ad verilir? Cevap: El-Hadari. Kur'an'ın bir cilt halinde toplanmasına sebep olan en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Yemame Savaşı. Aşağıdakilerden hangisi sahabeyi Kur'an'ı ezberlemeye sevk eden belli başlı sebeplerden biri değildir? Cevap: Resulullah tarafından Kur'an'ın sadece ezberlenmesine teşvik edilmesi, yazılmasına önem verilmemesi. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın Beytü'l-Liziye toptan indirilişinin faydalarından biri değildir? Cevap: İnsanlar tarafından Kur'an'ın doğru olarak okunup anlaşılmasına büyük oranda yardımcı olur ve katkı sağlar. Kur'an'ın bir isminde de el-kitab olması ne anlama gelmektedir? Cevap: Kur'an'ın yazıldığı. Bazı sure yahut ayetlerin şifalı olduğunu bildiren hadisleri içeren literatür için kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Menafi'ul Kur'an. Kur'an'ın tanımının unsurlarından insanların, meleklerin ve cinlerin sözlerini tanımın dışında bırakan kısım aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Allah'ın kelamı. Kur'an'ın herhangi bir suresinde bir veya birkaç kelime ya da cümleden meydana gelen ve başından ve sonundan ayrılmış olan bölümlere ne ad verilir? Cevap: Ayet. Aşağıdakilerden hangi konuda alimler arasında ihtilaf vardır? Cevap: Ayetlerin sayısı. Allah'ın adı anılmadan başlanılan her önemli iş eksik olur hadisi hangi konu için söylenmiştir? Cevap: Besmele. Burhani tevilin İslam düşüncesinde en ünlü kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: İbn-i Rüşd. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın tefsir gerekçelerinden biri değildir? Cevap: Bazı ayetlerin muhkem olması. Batı'da en eski Kur'an meali hangi tarihte basılmıştır? Cevap: 1543. Arap dilinin kuralları dahilinde hareket edilerek Kur'an'dan anlamlar üretmek olarak tanımlanan ve daha ziyade kelamcılar, fakihler, müfessir ve dilciler tarafından kullanılan yorum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Beyani tevil. Aşağıdakilerden hangisi tevilin sözlük anlamlarından biri değildir? Cevap: Delil. Aşağıdakilerden hangisi sahabenin tefsirde başvuru kaynaklarından biri değildir? Cevap: Tarih ilmi. Aşağıdakilerden hangisi sahabi müfessirlerinden biri değildir? Cevap: Mücahid bin Cevr. İçtihadın mümkün olmadığı alana ait sahabi açıklamalarına ne ad verilir? Cevap: Hükmen merfû haber. Megazi, melahim ve tefsirin aslı yoktur sözü aşağıdaki İslam alimlerinden hangisine aittir? Cevap: Ahmet bin Hanbel. Hazreti Peygamber'e verilen teşrii fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Hüküm koyma. Vahyin bir müddet kesilmesinden sonra ilk defa inen sure, ayet aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Ayet el-kürsi. Vahyin keyfiyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap: Vahiy Allah ile müfessirler arasında olan bir sırdır. Aşağıdakilerden hangisi Resmül Mushaf'ın tevkifi olmadığını savunan alimlerden biridir? Cevap: Abdullah bin Sa'd bin Ebi Sarh. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın ilk defa nazil olmaya başladığı gündür? Cevap: Pazartesi. Medine'de ilk vahiy katipliği yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Abdullah bin Sa'd bin Ebi Sarh. Kur'an kelimesinin bir şeyi diğer bir şeye yaklaştırmak anlamına gelen kareneden türediğini öne süren alim kimdir? Cevap Zeccac. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın muhtevasının tespitini zorlaştıran sebeplerdendir? Cevap Kur'an'ın ayet ve sureleri bazen gece bazen de gündüz nazil olmuştur. İmam Şafii'nin ilk eser yazdığı öne sürülen konu aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Esbab-ı nüzül. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın isimlerinden biri değildir? Cevap Eş-Şifa. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ı okuyuş şekillerinden biri değildir? Cevap tedvir. Aşağıdakilerden hangisi günümüz ihtiyaçları doğrultusunda bir müfessirde bulunması gereken kriterlerden biri değildir? Cevap Arap dili ve edebiyatı. Asıl dildeki kelimelerin tertibine ve nazmına bağlı kalmaksızın herhangi bir sözün anlamını bazı şerh ve izahlarla başka bir dile nakletmeye ne ad verilir? Cevap lafzi tercüme. İstiva kelimesini Allah'ın yarattığı bütün varlıklar üzerinde sonsuz bir saltanat ve hakimiyet ile işleri düzenleyip icra etmesi şeklinde yorumlayan tevil çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap irfani tevil. Batı'da en eski Kur'an meali hangi dilde yapılmıştır? Cevap Fransızca. Tevili bir noktanın varacağı nihai nokta şeklinde tanımlayan müfessir aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Fahrettin Razi. Hasan el-Basri hangi tefsir mektebine mensuptur? Cevap Kufe. Tefsirinde nakl, tenkit ve tercih metodunu Taberi'den daha önce kullanan tedvin dönemi müfessiri aşağıdakilerden hangisidir? Cevap İbn Mesud. Resulullah'ın İbni Abbas için yapmış olduğu "Allah'ım onu dinde fakih kıl, ona tevili öğret" şeklindeki dua ne anlama gelmektedir? Cevap İbni Abbas'ın aşere-i mübeşşereden cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olduğu. İslam alimlerine göre Hazreti Peygamber'in tefsiri hangi iki fonksiyonu icra etmektedir? Cevap mücmel, müphem. Bağlayıcılığı konusunda alimlerin ihtilaf ettiği haberler aşağıdakilerden hangisidir? Cevap ahlaka dair haberler. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Osman'ın Kur'an'ı çoğaltacak olan heyete verdiği talimatlardan biri değildir? Cevap bu nüshalar 7 harfi ihtiva edecektir. Hazreti Ebubekir döneminde toplanan Kur'an nüshasına Mushaf adının verilmesini teklif eden kişi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Abdullah bin Mesud. Aşağıdakilerin hangisi Kur'an'ı bir araya toplamak için kurulan heyetin başına Zeyd bin Sabit'in geçirilme nedenlerinden biridir? Cevap Zeyd'in kıraati Hz. Peygamber'in son arzada Cebrail'e sunduğu kıraat idi. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Osman döneminde çoğaltılan Kur'an nüshalarının gönderildiği şehirlerden biridir? Cevap Şam. Kur'an'a bugünkü harekeleri koyan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Halil bin Ahmet. Aşağıdaki konuların hangisi tevkifi olup alimler arasında bir görüş ayrılığı yoktur? Cevap Kur'an'ın surelere ayrılması. Aşağıdakilerden hangisi en kısa ve en uzun surelerdir? Cevap Kevser en kısa, Bakara en uzun suredir. Aşağıdaki surelerin hangisinde 2 adet secde ayeti bulunmaktadır? Cevap Hac. Aşağıdakilerden hangisi tefsir ile tevil arasındaki farklardan biri değildir? Cevap tefsirde öznellik vardır, tevilde ise öznellik yoktur. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'dan kaynaklanan bir öznellik değildir? Cevap müfessirlerin farklı kültürlere sahip olması. Suyuti'ye göre müfessirde aranan ilk temel kriter aşağıdakilerden hangisidir? Cevap sağlam bir inanca sahip olmak. Kur'an yorumu için en uygun olan tevil çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap beyani tevil. Kur'an'da insan, melek ve cin gibi varlıkların veya bir topluluk ya da kabilenin veyahut bir kelime ve nitelemenin ismi işaretler, ismi mevsuller, zamirler, cins isimleri, belirsiz zaman zarfları ve belirsiz mekan isimleriyle zikredilmesine ne ad verilir? Cevap müphem. Aşağıdakilerden hangisi tedvin dönemi müfessirlerinden biri değildir? Cevap: Taberi. Aşağıdakilerden hangisi Abdullah bin Abbas'ın Mekke'de kurmuş olduğu tefsir mektebinde yetişen öğrencilerden biridir? Cevap: Said bin Cübeyr. Aşağıdakilerden hangisi vahiy katiplerinden biri değildir? Cevap: Ömer bin Abdülaziz. Aşağıdakilerden hangisi Es-Sebut Tuvel surelerden biri değildir? Cevap: Saffat. Aşağıdaki surelerin hangisinde Besmele ayeti geçmektedir? Cevap: Neml. Huruf-ı mukatta'nın müstakil bir ayet sayılıp sayılmamasına ilişkin görüş farklılıkları aşağıdakilerden hangisinde ihtilafa neden olmuştur? Cevap: Kur'an'daki ayetlerin sayısında. Her yıl Ramazan ayında Cebrail ile Resulullah'ın Kur'an'ı mukabele etmesi olayına ne ad verilir? Cevap: Arz. Yalan üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayan bir topluluğun diğer bir topluluktan rivayet ettiği kıraata ne ad verilir? Cevap: Mütevatir. Fetret devrinden sonra nazil olan ilk ayetlerin yer aldığı sure aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Müddessir. Biliniz ki Resulullah'ın haram kıldığı Allah'ın haram kıldığı gibidir hadisi aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Cevap: Hz. Muhammed'in hüküm koyma yetkisine sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın okunuş şekillerinden biri değildir? Cevap: Sahih. Tencimul Kur'an aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? Cevap: Kur'an'ın parça parça indirilmesini. Hükmen merfû haber olarak değerlendirilen sahabe tefsirleri aşağıdaki alanlardan hangisini kapsar? Cevap: Nüzül sebepleri, müphebatül Kur'an, gaybi konular. Aşağıdakilerden hangisi Küfe Rey ekolüne mensup olan müfessirlerden biridir? Cevap: Hasan el-Basri. Aşağıdakilerden hangisi tefsirin en az yararlandığı ilim dallarından biridir? Cevap: Kelam. Abdullah bin Abbas'a ait tefsir rivayetlerini Garibul Kur'an adlı eserde toplayan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Ata bin Ebi Ravah. Tercümanul Kur'an olarak tabir edilen müfessir aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: İbni Abbas. Burhani tevilin İslam düşüncesindeki en meşhur kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: İbn-i Rüşd. Nebevi tefsirinin fonksiyonları aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Beyan ve teşri. Aşağıdakilerden hangisi Resulullah'ın zamanında Kur'an'ın tamamını toplayan sahabelerden biri değildir? Cevap: Abdullah bin Ömer. Ruhul Kudüs kalbime şöyle üfledi: Hiçbir nefis ecelini ve rızkını tüketmeden ölmeyecektir. O halde Allah'tan korkunuz ve rızkınızı aramakta güzel bir yol tutunuz. Haberi, tefsir usulü açısından neyi ifade etmektedir? Cevap: Resulullah'a vahyin geliş şekillerinden birinin. Kur'an'a ilk defa hareke görevi yapacak noktaları koyan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Ebul Esvet Eddüeli. Senedi sahih olup ya Arapça kaidelere ya da Hazreti Osman döneminde çoğaltılan nüshalardan birinin hattına uygun olmayan kıraata ne ad verilir? Cevap: Ahad kıraat. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an ayetlerinin sayıları hakkında farklı rakamların ortaya çıkmasının sebeplerinden biridir? Cevap: Surelerin başlarında bulunan besmelelerin bir ayet olarak kabul edilip edilmemesinde ihtilaf olması. Medeni surelerin muhtevası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap: İbadat ve muamelat konuları ağırlık kazanmıştır. Bazı sure yahut ayetlerin şifalı olduğunu bildiren hadisleri içeren literatür için kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Fezailül Kur'an. Ayetin lafzi tahlilinden sonra ortaya çıkan manasını makul ve kuvvetli delillerle desteklenmiş olmak şartıyla muhtemel manalarından bağlamına en uygun olana çevirmeye ne ad verilir? Cevap: Tevil. Tevillerinin yapılması zorunlu olan ayet türleri aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: müşkil ve müteşabih ayetler. Tefsir ve tercüme arasındaki farklar dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap: tercüme ile asıl metinden müstağni olma kastedilir, tefsir ise aslın yerine geçemez. Aşağıdakilerden hangisi tedvin dönemi müfessirlerinden biri değildir? Cevap: Abdullah bin Mesud. Bakara 238. ayetinin orta namaz ikindi namazıdır hadisiyle açıklanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Cevap: müphemin tafsili. Aşağıdakilerden hangisi tefsirde temayüz etmiş sahabelerden biri değildir? Cevap: Zeyd bin Sabit. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Osman'ın Kur'an'ı çoğaltacak heyet için belirlediği talimatlardan biridir? Cevap: lehçe bakımından herhangi bir ihtilaf çıkarsa Kureyş lehçesi tercih edilecektir. Mekke'de vahiy katipliği yapan ilk sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Abdullah bin Sa'd bin Ebi Sarh. Ruhul Kudüs kalbime şöyle üfledi: hiçbir nefis ecelini ve rızkını tüketmeden ölmeyecektir. O halde Allah'tan korkunuz ve rızkınızı aramakta güzel bir yol tutunuz hadisi vahyin geliş şekillerinden hangisine örnektir? Cevap: Hazreti Peygamber uyanık iken Cebrail'in görünmeksizin vahyi onun kalbine ilka etmesi. Vahyin indiği yer ve zaman bakımından Tevbe suresinin 118. ayeti hangi gruba girmektedir? Cevap: El-Leyli. 1. Sahih ve muttasıl bir senetle Hazreti Peygamber'e ulaşması. 2. Takdiren de olsa Hazreti Ebubekir döneminde çoğaltılan nüshalardan birinin hattına uyması. 3. Bir ve hiçle de olsa Arap dilinin kaidelerine uygun olması. Yukarıdakilerden hangileri sahih kıraatin şartlarındandır? Cevap: 1 ve 3. Aşağıdakilerden hangisi müsteşkirlerin Kur'an lafzının türediği kökü Arapçanın dışında başka dillere dayandırmalarının temel sebeplerinden biridir? Cevap: Kur'an'ın orijinal bir kitap olmayıp daha önceki ilahi kitaplardan devşirildiğini ortaya koymak. Bir secde ayetinin okunması veya dinlenmesi halinde yapılması gereken secde aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: tilavet secdesi. Müteşabih ayetlerde hangi tür dil kullanılmıştır? Cevap: antropomorfik ve sembolik. Tefsirin kendilerine malzeme sağladığı İslami ilimler aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: kelam ve fıkıh. Aşağıdakilerden hangisi tefsir ile tevil arasındaki farklardan biri değildir? Cevap: tefsir genellikle sufilere, tevil ise sahabilere aittir. Hazreti Ayşe'nin Hazreti Peygamber Cebrail'in kendisine öğrettiği belirli ayetlerden başka Kur'an'dan bir şey tefsir etmedi sözü, tefsir usulü açısından aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Cevap: Hazreti Peygamber'in Kur'an'ın tamamını değil bir kısmını tefsir ettiğini. Tefsir mekteplerinin üçüncüsü olarak kabul edilen Küfe Rey Mektebi'nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Abdullah bin Mesud. Ayetlerde geçen kelimelerin anlamları, ihtikakları ve iraplarını konu edinen Mecuzül Kur'an adlı eserin müellifi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Ebu Ubeyde Mamer bin el-Müsenna. Rahman 55-29 ayetini Allah her an ya bir günahı bağışlar, ya bir sıkıntıyı giderir, ya bir topluluğu yükselir, ya da bir başkasını olduğu yerde bırakır şeklinde tefsir eden sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Ebu Derda. Akide yönünden Eş'ari, fıkıh yönünden Şafii olmasına rağmen İbn Teymiye'ye çok bağlanmış ve bazı meselelerde onun kanaatine göre fetva vermiş olan müfessir aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: İbn Kesir. Ruhul Meani fi Tefsiril Kur'anil Azim adlı tefsir hangi müfessire aittir? Cevap: Alusi. Yahya bin Sellam'ın ortaya koyduğu, Taberi'nin geliştirerek kullandığı metot aşağıdakilerden hangisidir? cevap, nakil, nakt ve tercih. Kur'an'ın toplanması faaliyetiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, toplanan musaf Zeyd bin Sabit'e teslim edilmiş ve vefatına kadar onun yanında kalmıştır. Sözlükte gizli ve süratli bir şekilde bildirmek anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, vahiy. Kur'an'ın en uzun ayeti aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Bakara suresinin 282 ayeti. İmam Şafii'nin menafi'ul Kur'an adlı kitabı hangi konuda yazılmış bir eserdir? Cevap, Fezailül Kur'an. Kur'an'ın kelimelerinin eda keyfiyetlerini ve ihtilaflarını nakledenlerine isnat ederek bilmektir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap, kıraat. Tercümanül Kur'an tabiri aşağıdaki sahabelerden hangisi için kullanılmıştır? Cevap, Abdullah bin Abbas. Nazmında ve tertibinde aslana benzemesi gereken tercüme türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, lafzi tercüme. Aşağıdakilerden hangisi sahabi müfessirlerinden biri değildir? Cevap, Mücahid bin Cevr. Aşağıdakilerden hangisi Medine Tefsir Mektebi'ne mensup müfessirlerden biridir? Cevap, Ebul Aliye. İçtihadın mümkün olduğu alanlara ait sahabi görüşlerine ne ad verilir? Cevap, mevkuf haber. Envarut tenzil ve Esrarut tevil adlı tefsirin müfessiri aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Kadi Beydavi. Herhangi bir lafzın anlam yönüyle kayıt altına alınmayıp bir başka kelime ya da niteleme ile belirginleştirilmemesi demektir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap, mutlak. İsrailiyatı doğru olduğu bilinenler ve sahih olanlar, yanlış olduğu bilinenler, ne kendisine inanılan ve ne de yalan olduğu söylenebilen hakkında sükut edilenler olarak üçe ayıran rivayet müfessiri aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, İbni Kesir. Hz. Peygamber'in tefsir yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, rivayet. Kur'an tefsiri açısından Hz. Peygamber'den sonraki en önemli tabaka aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, sahabi. Aşağıdakilerden hangisi vahiy ile ilham arasındaki farklardan biridir? Cevap, peygamberler kendilerine gelen vahyin Allah katından olduğunu kesin olarak bilirler, ilhamı alanlar onun nereden geldiğini bilemezler. Aşağıdakilerden hangisi vahyin Hz. Peygamber'e geliş şekillerinden biri değildir? Cevap, vahyi peygamberine bir perde arkasından yazılı olarak sunması. Müsteşrikler tarafından Kur'an kelimesinin türediği iddia edilen kelimeler aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, keryani, kiryani. Kur'an kelimesinin hemzesiz, türememiş ve alemi mürtecel olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden kime aittir? Cevap, Şafii. Kur'an'daki bilimsel hakikatleri içeren ayetlere ne ad verilir? Cevap, kevni ayetler. Rivayet tefsir yönteminde ilk başvurulması gereken kaynak aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Kur'an. Hz. Peygamber'in Kur'an'a yönelik tefsiri onun bir kısmını içermektedir. Tezini ortaya atan ilk İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Gazali.